Bugün 22 Nisan 2011, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Magosa bölgesi Mutluyaka, değil mi burası? Mutluyaka'dan hocam şu anda caminin herhalde görevlisi. Buyur hocam, bilgi alalım sizden. Biz buraya ikindini kılmak için gelmiştik. İsmail Özcan hocam dedi ki akşamı da kılalım gidelim. Bakalım, kısa bir bilgi alalım senden. Hocam, Kilise mi burası aslen? yok, bu cami direkt cami. Direkt cami. Evet, Ufak bu yapılmış plan. şimdi bu yarısı Rum idi, yarısı Türk idi. Ondan mı? Evet. He, ondan. Ama bunu öyle bir şey yaptı ki 60'te, 63'te falan buradaki bütün insanları kovdular, iki kişi kaldı buraya. Allah Allah. Evet. Ve bu mahalle, bu caminin bu aşağısı hep mahalleydi. Onları yaktılar. Allah Hatta Allah. bu camiyi de yaktılar. Bu pencerelere kadar toprak doluydu. Allah Allah. Evet. Bu yeni yapıldı. 1987-88 Sen yıllarında anlat, ben çekiyorum. temizlendi. Ahşap İşte kaplama üstü. evet. Bir Ki oda kadar üstte hocam, salon bile değil. Bir oda üstte kadar. kiremit. Bu o yanki tarafını Türkiye yaptı. Allah Allah. Bir minareyle beraber Türkiye yaptı. Evet, bu kısmı Türkiye yaptı diyor hocaefendi. Şimdi zaten biz minareyi görmesek buraya şey yapmaz. Tabii Yani canım. Sonra bu köyün de ilk imamı benim. maşallah. Bundan önce Kaç yıl yok. olacak köye? 12. Maşallah. Hocam isminiz ne? Mehmet Genç. Mehmet Genç, sen Karadenizlisin. Evet, asas Trabzonlusun. Kaplıcalısın. Genç mi, soy isim? Genç. Yani iki tane var değil mi? Sen bir genç Mehmet yani. Genç oğlun mu yoksa senin? Mehmet Genç. Mehmet Genç. Oğlun mu? Yok, benim Mehmet Genç. Bir Mehmet Genç daha var. Mehmet Güzel Genç. yurtta. Ha, o benim akrabamdır Yeğenin ama diyelim evet. yani. Var mı bizden isteğin, dileğin? Bizim dileğimiz dua yapıp da buraya cemaat getirmek, başka Tamam. çaremiz yok. İnternette yayınlayacağım. Yayın hakkını veriyor musun bana? Verebilirsin tabii, Tamam. serbest. Tamam, Allah razı olsun. Şimdi İsmail hocam var mı diyeceğim. Buraya Allah getirdi diyoruz. evet, sohbet ediyoruz hocamla da. Evet. Muhabbet ediyoruz. Şimdi tabii kaç yıldan beri buradasın hocam? 12 yıl. 12 yıldan daha önce Kaplıcalı'ydın. Kaplıcalı yiyeceğim. Orada hayvancılık yapardım daha önce. Hayvancılık. Ama ben daha önce Adana'da da görev yaptım. Allah Allah. Adana. Nerede Adana'da? Adana'da Hacı Mumiller Köyü var. Çavuşlu Nereye bağlı? Hünnepi. Hacı Mumiller Köyü şeye bağlı, Yumurtalı'a. Yumurtalık, ha. Askeri tesisler var değil mi orada, Yumurtalık'ta? Bir de şeyde Ceyhan'ın eski kent köyü var. Evet. Orada da yaptığım görev. 30 yılı aşmıştır o zaman. Evet. 37-38. yıl oluyor o Maşallah. arada. Şimdi hocam, minare deyince ben bir şey söyleyecektim. Tabii, buyur. İlk minare bildiğim kadarıyla Mısır'da, Samarra mı? yok, Amr-ı Nas camisi var orada. İslam tarihinde bildiğim kadarıyla ilk minare Çok ilginç. orada inşa edilmiş, yapılmış. Sonra tabi bu yayılıyor. Bidat, ama bidatı hasene, güzel bir bidat. Tamam. Sonradan Şimdi uydurulan. eğer minare olmasaydı bizim bu camiyi görmemiz mümkün değildi. İmkanı yoktu. Bizim buraya gelmemize, karşıdan bakmamıza ve buraya gelmemize vesile olan minare. Minareyi Kilise de görüp, görünüyor ama minare de görünüyor. evet, minareyi görüp buraya gelmiş. Şimdi hocam, bazı cuma günleri yazın otobüslerle servis olarak böyle turistler gezerken, Türkiye'den gelen turistleri gelirken camiyi gördüler, burada gelip cuma namazını kıldığımız çok oldu yani. Şey dedi yani, bu minarede geliyor. Minare Minare çok. olmasa normal bir şeyden farkı Kesinlikle. olmayacak. Yani Kısaca şöyle diyebilir miyiz kapatmadan önce? Minareler İslam'ın tapusudur. doğrudur. Şimdi Buyur hocam. İslam'ın simgesidir aynı İslam'ın zamanda. Buyur hocam. Bunu en güzel Üstad Necip Fazıl vermiş. Onunla bitirelim inşallah. Evet, şehadet parmağıdır göğe minare, her nakışta o manada Maşallah. göreceğiz ne Ne çare çare. diye söylemiş. Bir de şu var. Minareye baktığın zaman minare kalemi andırıyor. Evet, ucu Aynı zamanda havucu da andırıyor hocam. Hocam kalem ikincisi Aziz Allah. füzeyi andırıyor.
Allah Allah, evet. Füze yandırıyor. İlk füzeyi esasında bulan hocam Lagerli Hasan Çelebi'dir. İlginç. İnsan tarihi. Evet. Fakat daha sonra S ve V füzelerini geliştiren şeylerdir, Almanlardır. Ve bunu ecdadımız minareleri yaparken de öyle boşuna yapmamış ya. Şehadet parmağı demiş, kalemi gösteriyor, yazmayı gösteriyor. Bir estetik var. Bir estetik var. Ve herkesin dikkatini çekiyor. Bunun için birisi şehre tepeden baktığı zaman dine bağlı mı değil mi diye bu minarelerden anlıyormuş ya. Hatta şöyle bir konu oluyor. Bir gün buraya iki tane Rum geldi, camiyi görmek istediler. Burada da bir tane Adanalı bir çocuk getirdi onu. Adamlar geldi burayı ziyaret ederken o Adanalı da diyor ki, ilk sefer ben de girdim bu camiye. Dedim bu Hristiyanlara ne farkı var? Bunlar da geldiler bir sefer gördüm. Yani. Evet, Allah razı olsun. Hocam Ali Tanrıkul okuyor. Duayı da senden alıp videoyu Hitam-ı Misk ile tamam, tamamlayacağız. Tamam, Tuzla'nın imamı Ali Tanrıkul okuyor şu anda. Burada görevli misin? Ne kadar oldu geldi? Ramazan'da. Ramazan'da geldi. Abdi nereye gitti? O Ütüken'e gitti. Hayırlısı olsun ya. İçeride hikmet vardı. Buyur hocam. Ezan duasını İsmail Özcan hocam. Amin. Amin. Allahümme rabbe hâzihi da'vetil tâmme. Amin. Vessalâtil gâime. Amin. Âti seyyidenâ Muhammeden'il vesîlete vel fadîle ve derecetel rafî'a. Amin. Ve bâthu meqâmen mahmûdenillezî va'atte inneke lâ tuhliful mi'âdî. Amin. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Amin. Allah razı olsun. 22 Nisan 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Magosa bölgesi Mutlu Yaka köyündeyiz. Allah razı olsun hocalarımdan. Kısa bir söyleşi yaptık. Çeken Doktor Ardoğan Köyücü.